Ve rampadan hareketlenen ilk slot var. Elinde bir yanıcı görüyoruz. Mayer meydanda ilk oyuncuyu düşürdü ve Mayer takımın kaptanı başarılı. İki tane kill çıkardı. İlk slot takımının ilk killini henüz getirebildi. Biraz arkadaşlarına info vermek isteyebilir. Önden girecektir Engin. Krax ikili çıkardı. Immortre'yi çok çabuk getiriyor. Elinde iki tane pistol var ve Immortre'u düşüren ilk slot oldu. Ama şansı az. İlk slot inanılmaz clutch. 1-3 küllerinden doğdu rant içerisinde. Gelseydi düşmesi an meselesiydi. Yanıcıdan çıkacak Mayer. Nerede olduğu biliniyor ve Krax karşı çok çabuk verdi. Yine kendisine Lucio'nu kalmış. Logic Menü harika vurdu ama. Ha. Doğru iniyoruz. Ve Paz yakın mesafede. Paz X-Flood'u yakaladı. Yerdeki AK'yi de alacak. İşte şimdi avantaj. Sangalay Sports'a geçti. Immortre avantajı perçinliyor. Easy yerde. Son olarak Krax kalmıştı. İlk yeri çıkardıktan sonra. Yavaş. Logic Man'in üzerine gelmek üzere iki oyuncu. Logic Man bakalım burada nasıl bir performans gösterecek. Engin'e kill almış ama Logic Man biraz hazırlıksız. Cydrex onu buldu. Solundaki oyuncunun farkında değil tabii ki Kushner. Hemen rampadan geri çekilen bir isim var. Engin. Bu arada gelen Nate. Zannediyorum Cydrex'in bu yüzden 14 canı kaldı. 4'e 4 ve tekrar sürenin son anlarına doğru gidiyoruz. 35 saniye kaldı. Mayer'in info almak için hamle yaptığını görüyoruz ama timing meselesi söz konusu olabilir. Easy! Azıcık avantajı vardı ama Mayer izin vermiyor. Heaven'a döndü, ikinciyi buldu. Şimdi kapı önünde bir oyuncunun sesini duyuyor. 25 saniye kaldı. Açmaları lazım sayda. Muhtemel bir 3-2'yi Sangal lehine göreceğiz. Engin üstüne kalabalık bir şekilde geliyorlar. Mayer'in desteği söz konusu. Mayer iki oyuncu Engin'in de yardımıyla düşürmüşlerdi ve totalde 4 kill Engin'den geliyor. Logic Man rampadan Engin'e destek veriyor. B'yi iyice darladılar. Easy Immortre yakalamış Mayer. Trade'i çok çabuk getirdi. Zannediyorum meydan tarafında bu aksiyonlar yaşandı. Ve tekrar geçtiğimiz roundlarda olduğu gibi 4'e 4 bir senaryo. Cydrex tarafından tekrar bozuldu. B içerisine girdi Cydrex. Logic Man rampayı savunabilirse round dönebilir. Yardım geldi. Ve şimdi yardım da var Logic Man'e doğru. İlk kill çıkarttı. Logic Man hala ayakta. 2 kill. Krax bu kill'i almak zorunda. Aksi takdirde arkadaşı yalnız kalacak. Logic Man'in üstüne gidiyor. Krax başarılı. Bir kill daha çıkardı ve Logic Man'in 2 kill'ine karşılık Krax da 2 kill bulmuş oldu. Pas tek başına. Geziyor Kushner. Hala Vent'te. Bu kadar yakında bekler mi? Evet. Bire bire geldi pas. Vent'in alındığının farkında. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru koşacak rampada. Krax görmedi onu. Headshot angle'da Krax. Aldı bu round'u 3 kill'le birlikte. 9. Geri itecektir. Yine yanıcıları görüyorsunuz rampada. Logic Man'in üstüne koşuyorlar. Logic Man'in kill aldı. Krax'ı tekliyor. Logic Man geri kaçma çabası var. Engin hemen yanında Logic Man'in. Burada tuzağa çekebilirler. Şu anda 9 ekibini ama. X-Flat Logic Man'i buldu. Kontrol etmediler. Yapmış durumda değil Engin. Spray transferi iki oyuncuyu birden düşürdü. Artık tek başına X-Flat. Bakalım yine bir clutch atabilir mi? Bir flash. X-Flat elini AWP'yi çekiyor. Harika bir vurmuş. Engin pas koşmak üzere. Ve kurduğunu biliyor. X-Flat'ın süreyi yetmeyecek. X-Flat daha eline çekiyor. Hamle yapacak aya doğru. Elinde Deagle var. Mayer. Acaba fark edilir mi? Immortre. Krax'ı düşürmüş. Cydrex. Güzel bir headshot daha. Yerden rifle alacak. Önünde bir oyuncu var. X-Flat Immortre yakalamış. Her şey paza bakacak. Easy. Tepeye çıkan oyuncunun farkında. Cydrex'in yeri belli oldu. Arkadaşlar için bait olarak kendini kullanmaya çalışıyor. Wallbank'ler. X-Flat. Pazı rendeden geçirdi Wallbank'lerle. Yapabilecek hiçbir şey yok Paz'ın. AWP'sine uzandı. Engin o AWP'nin ucunu görecek şimdi. O AWP'yi taşıyabilmek çok çok önemli Engin adına. Sangal kaybediyor round'u. 9 çok da fazla var. Bu arada A'ya doğru. Hücum zannediyorum yapılacak artık. Mayer kendini unutturmaya çalışıyor. Paz'ın yeri belli. Çok açıkta. Wallbank denemesi. Paz iki kişi var. Ancak bir tanesini düşürebildi. Mayer'in yeri açığa çıktı. Onu bulabilirler mi? Ayakta kalmaya çalışıyor Mayer. Destek hemen Simon içerisinden gelebilir. Mayer yerde Cydrex. Fark etti onu Engin. Engin geldi. At içerisine girecek kulübede fark etti. Destek etmesi çok zor Engin'in. Ve şimdi Cydrex tek başına Easy'yi bıraktı. Easy sağındaki oyuncunun farkında. Logic Man. Kroklaştı. Bunun farkında olabilir. Kill aldı. Kaçabilecek mi? Evet. Ama farkında değiller Cat üzerindeki oyuncunun. Hiç farkında değiller. Yani Cat üstüne çıktığı zaman Kushner, Asak'taki oyuncuları çok rahat yakalayabilir. Mayer kapıdaki kimseyi görmedi. Pas! Kushner'ı yakalamış. İşte bu bütün Nine hücumunu bozacak ikinci hamle. Şimdi artık Sangal'ı biraz daha kapanması, cross koyması lazım. Agresif oyuna ihtiyacı olmayacak. Adam avantajı çok net bir şekilde Sangal lehinde. Bu esnada CT meydana doğru, hel pozisyonunun oralarda Cydrex dolaşıyor. Ya farklı noktalardan entry aramaya çalışacak Nine ama zaten round'u kazanabilme ihtimalleri buna dayalı. Cydrex buradan sızar. Özellikle Logic Man'e kadar giderse çok canı sıkılabilir şu an. Bakalım Cydrex sızabilecek mi? X-Flat ses yapıyor artık. Logic Man'in üstüne doğru gidecek. Zıplayarak geldi. Ayağından vurdu. Logic Man şanssız. Pistol. Ama Logic Man en azından 3 canını bıraktı X-Flat'ın üzerine. Geliyorlar AWP ile erken sıktı X-Flat. Arkada Cydrex var. Orada bir oyuncu olduğunu daha bilebilir. Bunu fark edebilirdi. Cydrex geç kaldı biraz Mayer. Cydrex'i yakalıyor ve Easy artık tek başına son 15 saniye kala.
Arkadaşlarından çok uzakta Easy. Tabii planti almaya çalışacak ama çok zor. Üstüne doğru koşmaya şimdiden başladılar. Bakalım yerden bir başka AWP taraf. Muhtemeldir ki Eko'ya düşecek. 6-6'da hala avantajının Nine'da olduğunu söyleyebiliriz ama yapılan flash hücumları çok etkisiz Nine'da. Rende'den geçirdi pas, Mayer ikilisi. Smoke'un arkasında hala oynamaya çalışan bir oyuncu var. Garajdan çıkıyor Cydrex. Bir bıçak denemesi gelebilir. Ki gelmeli bence Cydrex tarafından o bıçak. Çünkü çok fazla paraları da yok. Gitmek istemedi pek onun üstüne. Daha büyük bir balığın peşinde Cydrex. Bakalım rampadaki oyuncuyu vurabilir mi? Rampayı görebilir. Hayır. Evet, hayır, merdivenlerden çıkıyor Cydrex. Çevirmedi kafasını. Belki de bütün fırsatı tepti ama A'yı vuracak. İki oyuncuyu görebilir mi A'da birden? Cydrex en büyük balık için geldi. A-Side'de iki oyuncuyu düşürdü. A-Side boş. Aman. Cydrex ben kötü biliyor oynadığını düşündüm. 200 IQ oynadı. Easy. Cydrex yakalıyor şimdi. 2-2 pozisyon. Nine bir şekilde çevirmeyi başardı. Son 15 saniye. Cydrex'in pozisyonu harika. İşte İki oyuncuda da AWP var. Çıkacak cross'una Easy ama bu bir hata oldu. Logic Man hali hazırda orayı izliyordu. Cydrex'in nerede olduğu belli. Logic Man geldi. Mor geldi. İlk vuruş kaçıyor. Cydrex üzerine atılan yanıcı ve Nate. Cydrex neredeyse burada yana yana ölecekti zaten. İmor'da kalırken görüyoruz. Mayer yaklaşacak, bir flash var. Cydrex o flash'ı yemek üzere. Bu arada paz açılmak istiyor. Wallbang'ler var. Engin düşmüş. Cydrex burada neler yapabilir? Kritik olacak Mayer. Bir şey yapmasına müsaade etmedi. Kushner. Site'e girilirken entry'yi aldı. Bir diğer oyuncu. Bakalım yakalanabilir mi Logic Man? Hayır. Logic Man ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi X-Blood üzerine doğru koşmaya çalışacak. Bir yanıcı var. X-Blood istediği kill aldı. 2-2 pozisyonda. A-Site'in kontrolü Nine'a gelmiş vaziyette. Meydan bölgesinden şimdi İmor gelecek ve side'ın içerisine doğru hareket ediyor. Smoke'tan çıktı. Evet. Mayer İmor ikili. Doğru gidecekler. Kontrol room'da bir oyuncu var. Kushner. Kimseyi yakalayabilir mi? Güzel bir kill ama devamında fazla ısrarcı oldu ve İmor ikinci yarıdaki ilk killiyle onu yakaladı. Şimdi burada yapılacak flash peek işe yarayacak mı? Hayır, takım arkadaşını kör etti orada. Ama Mayer kili çıkartıyor. Çok uzun sürdü düellolar. Cydrex'ten bir kill yeterli değil. Tek başına Krax kaldı. Yakına gelecek. Mükemmel bir shoulder geldi orada zıplayarak. Ve Logic Man'den gelen hate'ye doğru gidebilir. Yalnız şu var. Yani geri dönülemez değil. Bu arada aksiyonlar birden yaşandı meydanda. Easy'nin iki tane kili var. Yerden Mac'den de aldı fakat burada paza karşı pek... Smoke'da alırken yanıcı etkisini geçirdikten sonra oynayacaklar Easy. İşte bunları yapması bekleniyor Easy'den. X-Blood'un üzerine gidecekler. Mayer düştükten sonra Sangal eksik bir side hücumunu gerçekleştirecek. Immor Lurk bekliyor. Bu daha da karışabilir ama açıkta yakaladılar X-Blood'u. Deacon'a doğru bir smoke geldi. Easy de oyun dışı ediliyor şu an için. Retake. X-Blood neden orada yakalandı? Yani retake oynanılacak ve... Çok çabuk bir şekilde plant geldi. Pasın üstüne koşmaya yanıyor. Çalışıyor Cydrex. Arkadaşlarından bağımsız geldi buraya Cydrex. Hiddetini gösterdi. İki oyuncuyu birden yakaladı. Engin ve İmor. Bakalım Raldo toparlayabilecekler mi? 2'ye 4. Hemen silonun tepesinde. Engin'i görüyoruz. İmor. Engin fark edildi zannediyorum. Ona doğru gelen mermiler var. Cydrex onu da yakaladı İmor. Tek başına şu ana kadar istediği oyunu çizememişti. Killenmemişti. Çok önemli bir hamle. Cydrex'ten A'ya rush var. Hızlı girmeye çalışıyorlar. İlkiler izi. Kushner'dan İmor açılışı yapamadı. Kushner cevabı veriyor. Logic Man izi tarafından yakalandı ve tek başına artık Mayer var. 1'e 3 oynayacak. Ve son kill'de ben acaba bir an gördü mü diye ateş etti diye düşündüm mü Easy? Bu sefer vuruşunda kill var. Tekrar bir oyuncu ayaklarından vurdu. Easy'nin üstüne gidecekler. Pistol ne davrandı Easy? Ama kill... 20 saniye. Flash'tan etkilenmedi Kushner. İkinci flash geliyor. Krax'ı etkiledi bu ama Kushner bir kill yeterli mi? Hayır. Yetmesi lazım. Bu arada Krax saat içerisinde atlayan bir oyuncu var. Engin. Arkadaşının trade'ini aldı. Son 8 saniye gelen. Bunun Sangal üzerinde çok etkili olduğunu gördük. A tarafında iyi bir savunma. Kushner bir kill yeterli mi? Hayır. Krax yakalandı. Kapı üzerinden gelen oyun. Ve Cydrex üzerinden koşmak istedi. C4. Aslında Side'ın kontrolünü almışlardı ve dediğin gibi Logicman C4'ü rakibine verdi. Kışta Easy. Şimdi buradan çekilecek Kushner. Hemen onun yardımında pas. Yerden bir M4 bulmuş. Engin'le birlikte oynayacaklar. Flash'ı hemen Vent'in içerisine doğru kullandı. Orada atlayıp karşısına çıkıyor Cydrex'in. Ancak pozisyon avantajı olacaktı. Ancak bu pozisyon içerisinde gerçekten pek mümkün değil Easy. Engin'i durumunda. Easy. Kırmızı konteynere kadar geldi. X-Blood agresif rampada. Şimdi Mayer'i yakaladı. Smoke ardında bir oyuncu daha var. X-Blood tarıyor. Orada bir çatışma daha şimdi yaşanacak. X-Blood geçen oyuncunun farkında. Geri çekilmesi gerek. X-Blood biraz agresif kalmayı tercih ediyor. Üzerine doğru gelecekler şimdi. X-Blood. Yani artık inmesi lazım. Oyuncular var. Easy. Sağındaki isimden bir haber. İmor.
İzini ne yaptığını biliyor Imort. İyi sızdı buralara kadar ve iyi gafil avlandı. X-Slot düştü. Ve roundta adam üstünlüğü elde ettiriyor. Şimdi Sidemax'i beklemiyorlar. Sidemax! Kill yok! İki oyuncunun elini... Headshot angle'da Paz var. Hemen arkasında yine küçük siloda bir oyuncu daha var ve Nate geliyor oraya. Nate ulaşmadı. Brax farkında değil. Engin çıktığını çıkabilir her an. Ve Easy aramaya başladı. Ultisini kaçırdı. Paz eğilerek pikledi Easy'ye. Ve belki de normal piklemiş olsa Easy'nin alacağı kildi bu. Şimdi Krax muhtemelen Q-Shunner'la birlikte hat içerisinde hamle yapabilirler. Gelmeye çalışıyorlar B'ye doğru atılan Smog. Bu arada Sidrex burada ilk oyuncu, orada bir oyuncu daha var. Sidrex yani? İmur'da yakalıyor ve hücum yön değiştirecek. Logic Man eğer kontrol edilmezse çok çok canı sıkılabilir. Çok meydanda açıkta yakalanabilir. İkinci oyuncu beklemedi. Beklemedi. Paz artık çok büyük oynamak zorunda Ali Can. Paz tek başına mini üzerine doğru biraz agresif yapacak. İkinci vent pozisyonda iki oyuncunun da sesini duymuş olabilir. Kapıya doğru bir smoke geliyor. Önüne doğru bir flash. Anti flash. Paz arkasına doğru bakıyor. Bakmadılar. Paz headshot'ı gönderdi. İkinci oyuncu Krax üzerine gelecek. Her şey an meselesi. Paz headshot'ı gönderebilir mi? Hayır. Krax izin vermiyor. 15-13. Borsun. Seride 1-0 öne geçebilmek pek de zor görünmüyor. X-Slot rampada güzel bir açıda bir oyuncu daha çıkacak. Zıplayarak geldi Engin. Hata bunlar. X-Slot teker teker geliyorlar. Teker teker vuruyor. En sonunda Paz onu yakalamış. Böylesine kritik bir roundda bu kadar takas kilinden yoksun oynamak Sangalay Esports'un canını sıkmış olmalı. Kesinlikle öyle. Yani 30. rounda gitmek an meselesi artık. Paz ve Logic Man. Takımda kalan son iki isim. Harikalar yaratmak zorundalar. Alican şunu düşünüyorum. Şimdiden Sangal tarafı bir save kararı vermiş olabilir mi çünkü? 30. rounda giderken silahlar çok kötü olur. Logic Man yakalanıyor Easy'ye. Paz çok artık kötü tek başına... Ve Paz oturdu. Yine büyük bir clutch denemesinde bulunacak. Paz tehlikeli bir oyuncu. O yüzden birer birer gitmek istemeyeceklerdir karşısına. Çok açıkta şu anda Paz ve Easy tarafından. Engin'in 62 canı var. Hücum A'ya doğru gerçekleşmek üzere. Krax oyuncuları bekliyor. Flash'tan etkilenmedi henüz. Q-Shunner harika geldi. 2 kilomdan Sidrex. Q-Shunner'ın smoke içerisinden mermi Logic Man'e çarptı ve gidiyoruz diyebilirim herhalde. Paz çok fazla şansı yok. 15-15. 30. rafında. Yalnız Secret'ta Easy var. Onun üzerine yürüyecek gibiler. Aşağı atladı. Çok dikkatli. Refleksleri mükemmel Easy. Imoru yakaladı. Daha sonrasında... Oyuncular yavaş yavaş izinin arkasına geçmeye çalışacak. X-Cloud açılıyor. Cross koyan Engin'i buldu. İnanılmaz. Doğru gelen wallbankler hiç umurunda değil. Şu anda Logic Man. Hat içerisindeki oyuncular var. Easy Paz'ı düşürmüş. Bu sırada Mayer'e bakmadılar. İlk oyuncu düşürdü. Mayer 2 kill. Bu sırada tek başına kaldı Easy. Q-Shunner yakalandı. X-Cloud yakalandı. Mayer. Şimdi Easy rakibinin üstüne koştu. İyi bir vuruş. İyi bir vuruş ama. Şu an olacak 45 saniye. Hiç beklemiyorlar. Sidrex solda gördü. İlk oyuncu üstüne kaskini asabilir mi Engin? Buna müsaade etmedi. Takas kili geldi. Bu sırada Mayer Q-Shunner'ı yakalıyor. B tarafında rampada iki oyuncu var. X-Slot gerekli müdahaleyi yapabilir. İlk kill aldı. Devamında bir çatışma daha yaşayacak. X-Slot iki oyuncu düşürdü. Easy. Bakalım double door'a mı atlar? Hayır. Rampa sonuna yanıcı. Teklendi. Teklendi o yüzden. Easy. Endişelenmiyor. Geri... Şimdi mini önünden giriyorlar hızlı oyuncular yalnız. Var. Engin. Mustang'de hala tespit edilmiş değil. Paz entry aldı. Q-Shunner'dan gelen bir raid var. X-Slot. Prefire çıktı Engin üzerine. Nasıl bir kill X-Slot? Q-Shunner'ın çok fazla canı yok. Bir nate atıldı. Mayer bu sırada Imoş. En gerekli kili aldı belki de Easy. Düştü ve artık C4 9'da değil. Imor'u geçmek zorundalar. Mayer hemen pozisyonunu değiştirip Imor'un yanına geldi. Nasıl ve Sidrex Logic Man'i yakalamış. Yandan gelecekler. Açıları eksiltmeleri gerekecek. Imor önlerine çıktı. Imor çekti bir kili. Diğer oyuncunun doğruluğunun farkı da yok. Artık Imor. O ne? Imor. Noscope flash. İmkansız. Sanki simple. Bu fark ediyor şimdi Sangalay Esports Engin. Yerini görmemiş olabilirler. Paz yanıyor Engin üstüne gidecekler. Engin düştü. Mayer düştü. Paz hala hayatta. Her şey Paz'a bakıyor diyebiliriz. Logic Man çok iyi geldi buradan. Noscope var. Ama devamında kendisi yakalandı. Duymadılar. Arkasından gelecek yine Sinsi. Imor yakında X-Cloud'u yakaladı artık. Hala nasıl Paz hayatta çok emin değilim. Ama oyun da sanki A'ya gitmeyecek. Şimdi B'ye doğru kuruldu. Dediğin gibi Sidrex bilinmediği için rahatlıkla Imur'u arkalayabilir ama arkadan da Paz geliyor. Sidrex bakar mı acaba? Yukarıya dönelim. Sidrex bakmadı. Imur arkalanıyordu ama Sidrex de arkalanıyordu. Artık her şey Q-Shunner'ın daha iyi oynamasına bakacak. Deacon'a doğru kaçmış olabileceğinden endişeliler. Tek tek açıları daraltmak isteyecek. Ne oldu orada? Olamaz. Ne oldu? Hiç mi mermisi kalmamıştı? Var.
Özellikle palas altındaki oyuncuyu kontrol edecekler mi? Krax kendisini erken gösterdi. İlk kill pazdan. Entry'yi aldıktan sonra savunma oyuncuları geri çekiliyorlar. Imor, Sidrex'in de üstüne gitmiş. İki tane kill var. X-Lot. Onu da yakalama çabası ama Sangale Esports oyuncuları en azından ilk aşamada duvara tosladılar. X-Lot'u yakalayan paz oldu. Kritik çünkü o da arkalanıyor ve sesleri verdi. Arkasından gelecekti Mayer ama isim vermedi. Kushner ikinci kill'i de çıkarttı. CT'ye göre yapılmış bir plant ve bir fake verildi. Kushner kill'in üzerine oynamak istiyor. Kushner pas tarafından yakalandı. İzi adına bir refuse söz konusu değil çünkü önünde B. İzliyor oyun B'de. X-Lot'un kill çıkartması lazım ve Mayer'i yakalayarak başladı her şey. Balkon pozisyonunda bir oyuncuyu daha tespit etti X-Lot. Şimdi short'a doğru da odaklanabilir. Çok iyi bozdu cross'unu. Bir oyuncu short'tan gelirken Imor yakalıyor arkasında. Sidrex mükemmel bir spray transfer. Yanıyor Sidrex. Kaçamayacak. Kaçamayacak. Yanıcı çok... Güzel bir boost var. Sanki üstüne Engin fark edildi. Onun üstüne gideceklerdir ama Engin başarılı. İki tane kill. Çok keskin Engin. Ve Easy tek başına... Burada reaksiyon göstermesi pek de kolay değildi. Pistolünü çekip girecek bir oyuncunun bench'te olduğunu biliyor. Diğeri site'da. Özellikle Paz'ın canı çok çok az. Bakalım Engin'i yakalayabilir mi? Bir mücadele Engin düştü. Paz'ın canı az. Yine pistolle devam edecek. Paz kaç. Kaçmaya saklanmaya çalışacak. Harika. B'yi kilediler. Arka arkaya flashlar geliyor. Sidrex Edward pozisyonunda. X-Lot'tan sadece bir kill. Sidrex'in çok daha fazlasını yapması lazım. Ve onu bu kadar yakında beklemediler ama İki. Sadece bir kill. Şimdi Easy geldi. Easy. Site'ın içerisinde C4 yerde. Easy burada bekliyor. Imor. Krax'ı yakalamış. 2-2 Mayer. Tek başına onun üzerine gelecek. Easy. Yanıcı harika. Mayer. Üstüne çekti Easy'yi. Pozisyonunu bozdu Kushner. Şimdi hamle yaptı marketten ve Kushner'ın hamle yaptığını anlayamayacaklar ama bir an için görmüş olmalılar. İmo cross'unu koydu oraya. Mayer'in de... X-Lot'ta bir smoke görüyorum. Bu sırada yanıcı atıldı Kushner. Palas içerisinde, saray içerisinde bir hamle yapmaya kalkıyor. Ancak tabii kolaylıkla yakalandı. A'ya gelecek hücum. 3 A oyuncusu, A savunması var. Ama bu A oyuncuları... Ancak ve burada da buna benzer bir oyun göremeyeceğiz muhtemelen. Ve pas çıkıyor Sidrex. Şimdi tekrar konnektörden top midi izleyecek. İlk vuruş Hızka. Yalnız Sidrex bir oyuncu düşürdü. Bir de jungle'a biri sızabilir mi diye bakıyor. X-Lot atlayan ilk oyuncuyu yakaladı. Yeri belli. Krax düşmüş X-Lot. Şimdi o bir oyuncu daha vurdu ve tek başına pas. Enemini yaratmaya çalışıyor. Zaten geriye kaçan bir oyuncu var. Mayer cross bozdu. Entry'yi aldı. Sidrex trade ama short'tan Imor geldi. Şimdi Kushner site'ın içerisinde geziyor. Gerilerde bir AWP var. Kushner alması gereken bir kill. Ama kaybetti düelloyu. Easy site'a girecek. Ve zıplayan bir oyuncu var. Vuruşunu kaçırdı. Tekrar pikliyor. AWP'cilerin düellosunu kazanan Easy oldu. Krax hemen Easy'nin yanında. Line up. Pasını aynı açıda iki oyuncu var. Pas. Klaşı çıkartabilecek çok mi? Çıktı. Bir de doğru ilerledi. Oyuncular kör. Güzel bir headshot. C4 üstü Kushner ikinciye vuracak ama. Sonrasında pas kill getirdi. Fakat üzerine doğru geliyorlar pasın. Pasın neden? Pek silahını vermeye niyeti yok. Engin de hemen arkasında. Pas düşmedi. Ve bütün tehlikeyi savuşturdular. Hızlıca çıkacak. Konektör önünde bir oyuncu var. Logic Man. Kushner'ı rahat yakaladı. Yalnız Sidrex'i burada tahmin etmiyorlar. Sidrex oyun bozanlık yaptı. Krax site içerisinde Engin. Buluyor. X-Lot buradan çıkarsa eğer direkt vurabilir rakip oyuncuyu. Ve kurulduktan sonra Engin yakalandı. Paz için şimdi 1-3 oynama sırası geldi. Elinde bir yanıcı görüyorum. İki tane flash bang'e sahip. Apartmanda olup olmadığına dair şu anda aynı oyuncularının herhangi bir fikri yok. Ve yanıcı oyuncu da... Şu anda marketten site'a doğru geldiler. Bir smoke görüyorum Easy'de. Paz yaklaşmak zorunda. Aksi takdirde smoke'la birlikte rahatlıkla diffuse'u yapabilirler. Kit olmadığı için çok fazla süre kaybedecekler. Paz ilk düello'yu kazandı. Bir flash'ı var ama beklemedi burada Sidrex'i ve tabii oyuncu var. Acaba onu fark edebilirler mi? Çok önemli. X-Lot çıkan iki tane oyuncu. İkisi de dibinde X-Lot. Tabii ki görüş avantajına sahip ve çok rahat. İki oyuncuyu düşürdü. Paz Sidrex'i bulsa da bütün takım arkadaşlarını kaybediyor. Ve artık tek başına Krax olacak X-Lot. Bunu hissetti zannediyorum. Sidrex ilk oyuncuyu düşürmüş X-Lot. Gözleri kapalı. O yakalandı. Mayer Sidrex'i buldu. Kürşünü. Smoke var. Logic Man'in düşmemesi lazım. Ve düelloya girmek istedi Krax'la. Kazandı bu düelloyu. Izzy tek başına. Nine adına çok iyi bir ilk yarı geçirmedi Izzy. Zordu. Yani bu... Tabii ki hücumlara karşı Easy de devreye giremedi. Son kalan oyuncu Easy. Onun düşmesiyle zannediyorum 12-3. Evet 12-3 ilk yarının süp. İlk oyuncuyu gördü hemen. Jungle'a doğru, Window'a doğru geri çekildi. Pass. Oy. Çok güzel bir headshot. Hiç de kolay değil. Engin de bir headshot atmış. Hatta sadece İki. Tap atıyorlar. Tap, tap, tap. B'de bitirmeye çalışacaklardı aslında oyunu. Kitchen'e bağlamaya çalışacaklardı. Sidrex. Acaba bu round'u kazandırabilme ihtimali olur mu? En azından bir plant söz konusu olabilir. X-Lot'un ellerinde yine bir barette var. Bakalım plant söz konusu.
Ama round'un kazanılması hala uzak bir senaryo olarak gözüküyor. Engin kaldığı yerden devam ediyor. Ve yavaş yavaş hızlanmaya başladılar. İlkili USB ile Engin'den geldi. Yalnız çaprazı dışı aldılar. Engin nasıl aldı bu günleri görmek isterdim. Engin 3K'li USB ile nasıl bir savunma olduysa inanamıyorum. X-Float arkadaşlarının hatasını telafi etmesi lazım ama işte kolay değil. 4 USB kili. Rakibinin görüşünü kapatmış olabilir. Orayı tekrar izlemek lazım. Entry. Imor'dan. Short'ta çok açık. Geri kalan oyuncuların A'da olduğu infosu gelecek. Line-up olabilir. Hayır. Easy. Trade'i alıyor. Pass geldi sahneye. Stage'da Logicman var. Abi Reste. Bir kill yeterli değil. Krax'ın canı çok az. Imor Stairs'de gelen bir flash etkilenmedi bundan. Altında bir oyuncu var. Mermi sayısı az. Göremedi. Imor ona açı vermiyor. Imor sonuna kadar. Bu sırada Easy. İçe yaklaşmak üzere. Mayer pozisyonunu açığa çıkardı. Prefire gelecektir. Mayer dikkatsiz. Easy. Pazı yakaladı ve round içerisinde bir anda iki adam üstünlüğü Nine'a geçmişti. Logicman olay mahalline geliyor. Elinde AWP var. Dikkatli Ders olması plant. Gerekecek. Nine oyuncularının Logicman'in wallbang denemeleri. Jungle'da bir yine Nine oyuncusu görüyorum. Q-Shinner. Orada etkili olabilir. Imor. Cydrex'i yakalamış. Adam üstünlüğü ortadan kalktı. Smoke'un içerisinde bir oyuncu var. Acaba fark edilebilir mi? Imor. Site arkasında X-Float'un farkında değiller. X-Float'u arka bir headshot attı. Şimdi Engin. Site'a doğru ilerleyecek. Krax izin vermedi daha fazla gitmesine. Şimdi Logicman tek. Ve Logicman gerçekten yeri belli. Çıkar mı? Logicman çıkmasıyla kitle birden geldi. McTen'le C4'ü düşürdü. Yok artık. Neler oluyor bu seride anlamak gerçekten güç. Ama Logicman round için iyi bir mücadele verdi. Mayer iyi hırpaladı. Plus altındaki oyuncu gör. Burada Engin üstüne doğru koşmaya çalıştı. Krax'ın 3'e 3, 3'e 2, 3'e 1. Tek gerçekten başına İmor. Son darbeyi vurdu. Böyle olmamalıydı her şey ama IntelliSL Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon belli. Sangala Esports. Seride...